Neden böyle oluyor? Aslında gayet açık. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafesiz yolculuk, semt pazarlarında elden ele gezen sebze meyveler, vaka sayılarının hızla arttığı İstanbul'da kaydedilen görüntüler korkutuyor. Sokakları hala maske takmayanlar dolduruyor. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle uyardı. İstanbul'da virüs yayılıyor. 28 ilçede vaka artış oranı %50'nin üzerine çıktı. 7 ilçede bu oran %80'e dayandı. Metrobüsler kalabalık mı? Evet, aşırı kalabalık. İş çıkışları bile sabah saat 8-9 arası çok yoğun oluyor. Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk virüsün yayılma hızını artırıyor. Otobüs, minibüs, metro ve metrobüslerde kaydedilen görüntüler korkutucu. Sosyal mesafesiz yolculuklar koronavirüse davetiye çıkarıyor. İstanbul'da kalabalık. Bir an önce bu soruna bir çözüm bulunması lazım. İstanbul'da tüm uyarılara ve denetimlere rağmen toplu taşıma araçlarında sosyal mesafesiz sıka basa yolculuk devam ediyor. Vatandaş da kalabalıktan şikayetçi. Ancak toplu taşıma dışında alternatifi yok. Ortak talep azaltılan sefer sayılarının arttırılması. Ama binmek zorunda olduğumuz için biniyoruz biz de. Tıka basa dolu. Bunu İETT Genel Müdürü kendi çıkacak, kendi koordinatını kendisi yapacak. Bunlara bir şey çözüm bulunması lazım. Semt pazarları koronavirüsün yayıldığı merkezlerin başında geliyor. Şu anda İstanbul'un kırmızı alarm veren ilçelerinden Galatasaraypaşa'dayız. Salı pazarında vatandaşlar elleriyle sebze meyve seçerek alışverişe salgın yokmuşçasına devam ediyor. Tedirgin oluyor musunuz? Yok ya, alıştık artık. Alışveriş yaparken sebze meyveye dokunuyor musunuz? Arada. Alışkanlık mı bu? Tabii, o da aynısı. Ürünleri kendiniz mi seçiyorsunuz? Evet, kendim seçiyorum. Çoğu yerde öyle. Ama sizden önce de dokunanlar olabilir. Evet, yani elimi sürmemeye çalışıyorum bir yere. Sosyal mesafe mümkün değil zaten. Meyve sebzeyi herkes eliyle seçmeye çalışıyor. O elle seçiyoruz hepimiz. 80 katmaya çalışıyorum. Maşallah. Kaçıyorum oğlum, kaçıyorum. Hemen aldım da meyve katmaya çalışıyorum kimse görmeden. Zabıta ekipleri sürekli anons yaparak pazarcıları maske konusunda uyarıyor. Maskesiz satış yapmıyoruz. Maskelerimizi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde takıyoruz. Pazarcılar vatandaşın her şeyi seçerek almasından rahatsız. Malların, ürünlerin ellenip seçilmemesini söylediğimiz zaman bize tepki gösteriyor müşteri. Yani halkımızın buna biraz daha duyarlı olması lazım. Bazıları da maske takmamakta ısrar eden esnaftan. Ya vatandaş ediyor da esnaf etmiyor. Bir esnaf olarak sen de bunu söylüyorsun. Evet, esnaf etmiyor. Şimdi bir dikkat et şurada. Zabıtayı gördüğünüz hemen maske yukarı. Ya bunu zabıtaya gönderir misin, koyuyor Sağlık Bakanı buraya? Yok. Kapat. Değil mi? Burası da İstanbul'un önemli alışveriş noktalarından Mahmutpaşa. Esnafı, turisti, genci, yaşlısı maskesiz geziyor. Maske takmayanlar arasında koronavirüse inanmadığını söyleyenler bile var. Profesör, doktorlar, çok arkadaşım var. Hepsi genelde maskeyi hiç önermiyor. Ben şeye de inanmıyorum. Koronaya.